Merhaba arkadaşlar ben Sonucanız. Orjinal Matematik yayınlarının 2023 ODF çözümlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Nokta analitindeydik en son analitik geometri içerisinde. Şimdi neyi bulmaya çalışacağız? İki nokta arasındaki uzaklıktan bahsedeceğiz bu dersimizde. Ve orta nokta nasıl bulunuyor ondan bahsedeceğiz. İsterseniz yine dersimizdeki soruları beraber çözelim. Antik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklık dediği zaman aslında yukarıda aşağıda onun detaylı anlatımı var. Koordinat düzlemi üzerinde iki tane nokta alıyorsun. Mesela bu nokta ve bu nokta. O zaman sen bu iki nokta arasındaki uzaklığı bulmak istiyorsun. O zaman bizim burası x1 olsun. Burası y1 olsun. Burası x2 olsun. Burası da y2 olsun. O zaman senden istediği şey burası y2 Senden istediği şey bu iki nokta arasındaki uzaklıksa sen burada bir tane üçgen oluşturursun. Bu üçgende de kenarlar senin x2 eksi x1'dir. Ve y2 eksi y1'dir burada da bir Pisagor hesabı yaparsan ne yapacaksındır? Soruna ulaşacaksındır. Yani mesela burası AB dersek AB doğru parçasının uzunluğu x2 eksi x1'in karesi artı y2 eksi y1'in karesinin kareköküdür. Şimdi bu normal formülasyon hesabı. Bundan normalde çözülür. Ben genelde şöyle yapıyorum. Mesela bana eksi 2'ye mesela eksi 2'ye 1 noktası bir de b'ye mesela 3'e 4 noktası dedi, tamam mı? Ben aslında iki nokta arasındaki uzaklığı bulurken sanki şu ikisi arasındaki mesafe bir kenarmış, şu ikisi arasındaki mesafe bir kenarmış gibi. X'ler arasındaki fark üçgenin bir kenarı, Y'ler arasındaki fark da üçgenin bir kenarı olacak şekilde bildiği üçgenin hipotenüsünü bulmaya çalışıyorum. O zaman kenarlar eksi 2 ile 3 arasında kaç birim var? 5 birim var. Bir kenar 5 birim. Burada ne var? 1 ile 4 arasında 3 birim var. O zaman buradan, buradan bir Pisagor yaparsak kök 34'tür diyorum iki nokta arasındaki uzaklığı. Tamam mı? Bilginiz olsun. Zaten burada da onu ne yapmış ifade etmiş. Şimdi nokta arasındaki uzaklık nedir demiş. O zaman dediğim gibi eksi 1 ile 5 arasındaki mesafe kaç birim? 6 birim. Sonra 2 ile 10 arasındaki mesafe kaç birim? 8 birim. O zaman 6, 8 ne üçgeni var? 10 üçgeni var. O zaman AB uzunluğu da bizim ne gelecektir? 10 gelecektir diyebilirsiniz. Bu da ilk sorumuzun çözümüydü dik koordinat üzerine bir şekildeki birim kare bölünmüştür. AB eşittir. BC olacak şekilde bir tane C noktası var. Şimdi A noktası kaça kaç? 1'e 1. Bir. B noktası kaça kaç? E, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. B noktası da 5'e 4 O zaman AB ile BC arasındaki uzaklık birbiri eşitmiş. Ben sıkıyorum şimdi. 9'a K. Kanalcı değerler toplamı nedir demiş. O zaman bu iki sarısındaki mesafeye bakalım. Kaça kaçtı? 1'e bir de Bir de 5'e 4. O zaman buradan 4 birim, buradan 3 birim. O zaman kenarları biri 4, biri 3 ise hipotenüs nedir? 5'tir. Demek ki burası 5'miş. O zaman burası da 5'tir. O zaman biz diyoruz ki 5'e 4 noktasıyla 9'a K noktası arasındaki uzaklık neymiş? 5 birimmiş. O zaman bakalım. Bu ikisi arasındaki uzaklık kaçtır? 4 müdür? 4'tür. Peki bu iki nokta arasındaki uzaklık neydi? 5 birimde. O zaman buradaki y, burası k bu arada 4 gibi gözükmesin. O zaman bunun y'ler arasındaki fark da ne olacak? 3 olacak. O zaman 4'ten 3 birim bu tarafa giderseniz 7 olursunuz. 3 birim bu tarafa giderseniz 1 olursunuz. O zaman sizin k değeriniz ya 1'dir ya da k değeriniz kaçtır? 7'dir. Kanalcıya değerler toplamda ne olacaktır? 1 artı 7'den 8 gelecektir diyebiliriz. Bu da ikinci sorumuzun çözümüdür. Normalde formül yapmam lazım. Yani 9 eksi 5'in karesi artı k eksi 4'ün karesi eşittir 5'in karesi. Burası 4'ün karesi 16. Burası 25. Burası k eksi 4'ün karesi. Değil mi? Normalde yapmam gereken bu. O zaman k eksi 4'ün karesi kaç yapacak? 9 mu yapacak? O zaman k eksi 4 ya 3'tür ya da k eksi 4 nedir? Eksi 1'dir. K buradan ya 3... o sallamasyonun kralı. <laughs> burası eksi 3'tür k 1'dir ya da K buradan nedir? Kafamda işlemi yapıp sonucu oraya yazdım. Tamam. K 7'dir ya da kaçtır? 1'dir diyeceğiz. Buna göre de koordinatları neymiş? K'ların alabileceği değerler toplamı da 8'miş. Peki bakalım. Şimdi bir Türkiye haritası var. Konya burası. Aksaray burası. Şimdi ben şunları K'si kaçmış? Eksi 11'e 1'miş. Aksaray neymiş? 1'e 6'ymış. Kahramanmaraş'ta 25'e Maraş'tan hesap yapalım. 25'e eksi 1'miş. Aksaray ile Maraş arasındaki uzaklık kaç birimmiş? 300 kilometreymiş. Şimdi bakalım. Burası bir kenara 24 oldu. Burası bir kenarı kaç oldu? 7 oldu. O zaman 7, 24 kaç üçgeni var? 25 mi? O zaman burası 25'tir. 25'tir aslında ama 25 birimi değil mi? 300 kilometreye tekabül ediyor. O zaman bir birim neye tekabül edecek? 12 katı. 12 kilometreye tekabül edecek. Konya Aksaray. O zaman Konya Aksaray arasındaki mesafeyi bulurken de ne diyelim bir kenar uzunluğu şurası kaç? 12 birim mi? Burası 12. Burası kaç? 5 mi? O zaman hipotenüs kaç? 13. O zaman AK kaç yapacaktır? 13 yapacaktır. Yalnız 13 birim yapacaktır. E 13 birim nedir? 13 çarpı 12'den 130, 26, 156 kilometre gelecektir. Konya Aksaray arası. O zaman neymiş cevabımız? 156 kilometreymiş diyebiliriz. Bu da 3. sorumuzun çözümüydü. Geldik dörde. Dik koordinat düzleminde y eksen üzerinde bulunan a noktasının y eksen üzerinde bulunması ne demek? Apsisinin sıfır olması demek. Yani a noktasının demiş a noktasının apsisi sıfır, ordinatına a diyelim. B noktası kaça kaç? Eksi 6'ya 4. C noktası kaça kaç? 8'e 2. Bize diyor ki A noktasının B ve C noktalarının uzaklığı eşit. Yani AB ile AC birbirine eşit. O zaman tek tek hesaplayacağız mecbur. Burası kaç? 6'nın karesi artı A 4'ün karesi eşittir. AC'deyiz şimdi. O zaman bu 8 mi yapar? 8'in karesi artı A 2'nin karesi yapacak. Sonra da buradan ne yapacağız? Eşitlikleri sağlatmaya çalışacağız. Bakalım bakalım. 36 artı a kare eksi 8 a artı 16 eşittir. 64 artı a kare eksi 4 a artı 4. A kareler karşılıklı gitti. 36 16 daha kaç yapar? 52 mi yapar? 52 eksi 8 a. Önce bir düzeltelim. 68 eksi 4 a. Bunu buraya çalalım. Bunu buraya çalalım. O zaman ne yaptı? 4 a yaptı. Öbür tarafta ne yaptı? Eksi 16 yaptı. A nedir? Eksi 4'tür. Olabilir. A noktasının A ordinatı ne geldi o zaman? Nokta 0 x 4 ordinatı da x 4'tür diyebiliriz. Bu da dördüncü sorumuzun çözümüydü. Geldik 5'e. Dik koordinat düzleminde A ve B pozitifmiş. Noktasının orijine B ve C noktalarının uzaklıkları eşitmiş. Hmm. O zaman 3'e 4 noktasının orijine buna ve buna olan uzaklıkları eşitse şimdi bir noktanın orijinal uzaklığını hesaplarsanız şöyle yapıyorsunuz. E 4, 0 A 3'e 4. Orijine 0'a 0 ya. O zaman siz direkt bunun karelerinden yürüyebilirsiniz. Yani ne oldu? 3'ün karesi artı 4'ün karesinden yürüyebilirsiniz. O zaman kaç gelecek? A o. 5 mi gelecek? Aynen. O zaman A de 5'miş. A de 5'miş. Şimdi buradan A artı B istiyor. Peki bakalım. Bu arada A ile B de pozitif. Burası da 5. Şimdi o zaman kaça kaçtı bu? B noktası A'ya 0 noktasıydı. C noktası kaçtı? 3'e B noktasıydı. Noktamız da 3'e 4 noktası. O zaman 3 eksi A'nın karesi artı 4'ün karesi eşittir 5'in karesi. Şunu yapıyorum şu an. Tamam mı? Şunu sağa çektim. Şurası eşitlik olacak. Değil mi? O zaman Burası ne gelmeli? 3'ün karesi artı 4'ün karesi 5'in karesi burası 3'ün karesi gelmeli. O zaman A buradan 0'dır. Başka da ihtimal yoktur. Var mıdır başka ihtimal? Vardır tabii. Niye? A bir de 6 olabilir. A pozitifse o zaman A 6'ymış. Sonra hemen atlama. 3'e B noktası. Bu nokta kaça kaç? 3'e 4 noktası. Şimdi o zaman 3'e 4 noktası. Bakın orada bir ince bir nüans var aslında. 3'e 4 noktası 3'e B noktası. Eğer apsisleri aynıysa Direkt şu x arasındaki mesafedir aslında. Yani mesela şöyle bir koordinat düzemi çizdiğinizde. Mesela şu nokta 1'e 4 noktası. Şu nokta. Nasıl salladım ya? x'i 1, y'si 4 olsun. Tamam. Burası da 6'ya 4 noktası olsun. İkisinin de y'si aynı olduğu için bakın aynı hizadadırlar. O zaman direkt x'leri farkı kadar aralarında mesafe vardır. Yani burası kaç birimdir? 5 birimdir. Ne yapabiliriz diyebiliriz. Bakın 3'ler aynıysa. O zaman 4 ile B arasındaki mesafe kaç yapacak? 5 yapacak. O zaman B buradan 5 birim sonrası 9'dur ya da 5 birim öncesi eksi 1'dir. Pozitif olduğuna göre o zaman B kaçtır? 9'dur. A 6, B 9 toplamlarını ne demiş? Toplamlarını sormuş. O zaman A artı B için ne diyebilirsiniz? 15'tir diyebilirsiniz. Bu da 5'in sorumuzun çözümüydü. Geldik 6'ın sorumuza. Birim karelerden hepsi bir birim. Oluşan her birim karenin alanının bir kilometre olduğu radar ekranında. He, yani aslında ne yapmış küçültmüş. Her birim kare bir kilometre kare yapıyor. ABC noktalarına konumlanmış tanklar bulunmaktadır. A, B, C, D ve E noktalarına. Peki O noktası bunlar radar istasyonu en fazla 6 kilometrelik mesafedeki yabancı cisimleri tespit ettiğine göre. Hangi harflerdeki konumlanmış tanklar radara yakalanamaz. O zaman biz teker teker bence şuradan ne yapacağız? Üçgenlerde hipotenüs gibi düşünerek bu çizdiklerimi ne yapmaya çalışacağız? Mesafelerini bulmaya çalışacağız. Mesela şuradan bu aradaki mesafeyi ölçebilirsiniz. Burası 4, burası 1, 2, 3, 4, 5. O zaman ne yapar? 25, 16'da 41 mi yapar? Burası kök 41. Mesela burası kaç yapar? Şu şekildeki üçgenden 4'e 4'ten 4 kök 2 ya da kök 32 yapar. Böyle söyleyelim. Burası kaç yapar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 36 artı 1, 37. O zaman bu kök 37 yaptı. Burası kaç yapar? Şuradan hesap yapalım. 3, 1, 2, 3, 4, 5, 25, 9 daha kök 34 yaptı. Burası da şuradakinden hesap yapalım. O zaman burası 3, burası da 4. O zaman burası kaç geldi? 5 geldi. Yani kenarlar bunlar mı? Peki, uzaklıklar bunlar. Hangisinde radara yakalanamaz? 6'dan büyük olan ne var? Kök 37 var. E yakalanamaz. Pardon, D yakalanamaz. A yakalanamaz. O zaman A ve D'dir. Yakalanamayacak olanlar AVD tanklarıdır diyebiliriz. Bu da kaçın sorumuz? 6. sorumuzun çözümüydü. Peki bakalım. Geldik. Daha var mı? Yok, bu tarafta yok. 7'ye o orta noktaya ya. olur mu? Orta nokta. Hmm, orta nokta bulmak güzel, keyifli, basit. Orta noktayı bulurken toplayıp ikiye bölüyorsunuz. Apsisleri de ordinatları da. Bak zaten orada vermiş. Apsislerin toplamının yarısı ve ordinatların toplamının yarısı bize neyi verecek? Orta noktayı verecek diyebiliriz. Dik koordinat düzleminde ilk sorumuz. Ya şimdi anlatacak pek bir şey yok. Yukarıda izahı var zaten. Bilginiz olsun. Dik koordinat düzleminde noktaları için AB doğru parçasının orta noktasının orijinal olan uzaklığı. O zaman biz bu x'in orta noktasını bulurken ne yapıyoruz? Mesela oraya x diyelim. Toplayıp 2'ye bölüyoruz. 2 ile 6'yı topladım 8. 2'ye böldüm 4. Eksi 3 ile 9 topladım 6. 2'ye böldüm 3. Şimdi bu noktanın orijinal olan uzaklığı yani 0'a 0 olan uzaklığı direkt biz ne demiştik? Ben iki nokta arasındaki uzaklığı hesaplarken hani absisler farkını ve ordinatlar farkını sanki üçgenin kenarlarıymış gibi düşünüyorum. O zaman 4, 3 ise ne olacaktır? O x mesafesi 5 birim olacaktır diyebiliriz. O zaman doğru cevabımız ne gelir? 5 gelir. Geldik 2'ye. Dik koordinat düzleminde AOCB kareymiş. AOC bu kırmızı kare. Şunlar da eş dikdörtgenler. He eş. O zaman eşse bu mesela nasıl yapalım? Bununla şu eşit diyelim mesela. Değil mi? AL ile LP de birbirine eşit. Peki orta noktaymış L yani. Peki L noktasının koordinatları toplamı. L noktasının koordinatları toplamı 24'müş. Peki bakalım iyi uydurmalar. Kare. O zaman mesela ne yapalım? Burası A diyelim. Burası B diyelim. Buraya A diyelim. Burasına C diyelim. Burasına C diyelim. O zaman şu nokta kaça kaç oldu? Sıfıra C noktası. Şimdi şu noktayı uyduruyorum. Şurası nedir? B artı C mi? Apsisi. O zaman B artı C'dir. Ordinatı nedir? Burasıdır. Yani burası B'dir. B artı C'ye B'dir. O zaman toplayıp 2'ye bölüyorum. B artı C bölü 2. B artı C bölü 2. Yaptı. Bu arkadaş. Yani şu nokta. Değil mi? L noktası. Ve kaçmış? 24. O zaman burası 12. Burası da 12 yapacak. O zaman buradan B artı C'yi kaçtır diyebiliriz? 24'tür diyebiliriz. K noktasının apsisi. K noktası neresi? Burası. Yani B artı C. Yani cevabımız yine 24'tür diyeceğiz. Yani gördüğünüz gibi A'yı B'yi bulmadan da C'yi bulmadan da soruda bize istenilen neyse onu bulabiliyoruz. Bu tamamen ne biliyor musun aslında? Senin sabır göstermenle alakalı olan bir şey. Hocam hiçbir şey vermemişsin ya. Oğlum ağlama lan ağlama. Ağlayacaksan git başka yerde ağla. Anana babana ağla bana ağlama. Anladın mı? Sen çözüm üretmek zorundasın. Soruyu bak ver mi soruda bitiyor. Ben sorunun sonuna geldiğimde B artı C'nin 24 olduğunu gördüm buldum. Sen bunu böyle devam ettirdiğin sürece kazanırsın. Anladınız mı? Yani sınav kazanmak, çalışmak ayrı bir şey. Konuyu bilmek ayrı bir şey. Soruyu sonuna kadar sabır göstermek ayrı bir şey. Sınavı kazanmak yap, ayrı bir şey. Hadi bakalım. Geldik orijinal bilgi notu bir paralel kenara vermiş. Paralel kenarda şöyle söyleyeyim size. Karşılıklı köşelerin koordinatları toplamı eşit çıkacaktır. Nasıl yani? Şöyle bir paralel kenar verdiğinde. Bunu başka başka söylemleri de var. Mesela burası x1, y1. Burası x2, y2. Burası x3, y3. Burası x4, y4 olsun. Tamam mı? Şimdi orta nokta mantığıyla ilerlersek. Bakın para köşegenleri çizdiğinizde Şurası ağırlık merkezi orta noktadır. Hem bu köşegenin orta noktasıdır hem de bu köşegenin orta noktasıdır. O zaman x1 artı x3 bölü 2 y1 artı y3 o sallama yok. x2 artı x4 bölü 2'dir. O zaman çapraz köşegen çapraz köşelerdeki apsisler toplamı ve ordinatlar toplamı da mantıken birbirine ne olacaktır? Eşit olacaktır. Ben şimdi bunları böyle yazıyorum ya aşağıda var zaten. Kendimi birden mal gibi hissettim ama neyse. İşte burada anlatmışız. Bu yöntem sayesinde bahsi geçen dört üç köşenin koordinatları biliyorsak dördüncü köşenin koordinatını rahatlıkla hesaplayabiliriz. Allah Değil mi? Köşeleri olan noktaların ABC'lik paralel kenarının BD köşegenin uzunluğunu sormuş. Şimdi bir kere şunu net bilelim. Paralel kenarlar ya da çokgenler isimlendirilirken sıralı isimlendirilir. Yani gidip de A, B, C'de denmezler. Ama nerede A'den den C'ni bilmeyiz biz. Mesela burası 3'e 1. Burası A olsun. B noktası 5'e 3. C noktası 2'ye 5. D noktası da A'ya B. Bize ne sormuş? BD. A, B, C. BD köşegeninin uzunluğunu sormuş. O zaman bunu iki yöntemle yapayım size. Bir de pratik kazandıralım. Olur mu? O zaman 3 artı 2 yani şunla şunun toplamı, şununla şunun toplamı. Yani a artı 5 yaptı. Buradan a ne gelir? 0 gelir. Aynı şekilde 1 ile 5'in toplamı, 3 ile b'nin toplamı. 1 ile 5'in toplamı, 3 ile b'nin toplamından b de buradan 3 gelir. O zaman bu nokta kaça kaç? 0'a 3 noktası. Bize ne sormuş? 0'a 3 noktasıyla 5'e 3 noktası arasındaki uzaklığı sormuş. Bakın ben size ne demiştim. Eğer ki ordinatları eşitse Bakın ordinatları eşitse o zaman direkt x'ler farkı 5 ise o zaman burası nedir? 5 birimdir diyebiliriz biz 3. sorumuz için. Bakın böyle de yapabiliriz. Bir de şöyle de yapabiliriz. Yani orta nokta tanımını kullanmadan da noktalardaki değişimler birbirine eşittir diyebilirim. Mesela 3'ten 5'e ne yapmışım? 2 artmış mıyım? O zaman 1'den de 2 artacağım. B3 gelecek. Bak şimdi 5'ten 2'ye ne yapmışım? 3 azalmışım. O zaman 3'ten de ne azalacağım? 3 azalacağım. Ne olacak? 0 olacak. Diye istediğiniz gibi söyleyebilirsiniz. Bu tarafa da yapabilirsiniz. İsterseniz bu tarafa da yapabilirsiniz. Yeter ki aynı yöne kullanın. Cevabımıza geldi bu arada. 3'ün sonunda cevabı 5 geldi. Şimdi dik koordinat üzerinde A, C, D köşeleri eksenler üzerinde. B noktası 9'a 0. O zaman burası 9. D noktası x4'e 0. O zaman burası 4. Hocam ya burada bir öklit var. Dikten dikme indirmiş. Burası da 6 birim. Değil mi? Evet, burası da 6 birim. Buna göre C noktasının koordinatlarını bulunuz demiş. Şimdi hocam o zaman yine senin o etrafında dönme dediğin var ya onu bir uygulasak. Yani şu şekilde bakın etrafına döndüğünüzde alfa, beta, alfa, beta, alfa, beta alfa beta alfa beta 90'dır. Bakın şu üçgenle şu üçgen eşittir. Net. Yani burası 4 e 6 ya. O zaman şuradan birleştirdiğinizde burası şurası 4 yapıyor. Şurası da 6 yapıyor. Hmm. O zaman burası 4se bu burası 5 kalıyor buraya. Burası 4. Burası 6. Burası 4. Bak hep şuradan taşıyorum. Bu da 4 mesela. Değil mi? Bu 5 ise bu da 5 mesela. C noktası nesil istemiş? Koordinatlarını bak aslında çaktırmadan buranın 5 olduğunu, buranın da 6 olduğunu ama pozitif yönde 5 ama 6'sı negatif yönde olduğu için 5'e eksi 6 noktası olduğunu ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz. O zaman bu arkadaş yani 4. sorumuzun cevabı ne geldi? 5 eksi 6 geldi. Şimdi geldik 5. sorumuza. 5. sorumuzda dersimiz aynı zamanda son sorusu. Bundan sonraki kısım bir doğru parçasının belli oranda bölme kısmı. Onu da ne yapıyoruz? Bir sonraki dersimize geçeceğiz. Bilginiz olsun. Şimdi geldik 5. soruda de diyor ki dik koordinat düzleminde noktası ve noktalarına göre AP ile PB arasındaki fark ne olacak? Minimum olacak. O zaman bir tane P noktası var. Y ekseni üzerinde. Sıfıra Y noktası. AP ile PB arasındaki fark minimumdur. Bunun olması için bence şöyle olması gerekir. Bunlar birbirine eşit olsunlar. Bunlar birbirine eşit olurlarsa o zaman hastaki fark nedir? Minimumdur. Zaten öyle olmaz mı? Eşit olmaları lazım ki ne olsun? Burası sonucu sıfır gelsin. Hmm, o zaman bir tane sıfıra y diye bir nokta var. P noktası. O zaman 1'e 5 noktasıyla sıfıra y noktası arasındaki uzaklık ne yapar? 1'in karesi artı 5 eksi y'nin karesi eşittir. Aynı mantıkla e, bu noktayla bu nokta 8 uzaklık. Sıfıra y ile 3'e 2. 3'e 2 ile 0'a y arasındaki uzaklık. Bunu nasıl hesaplayacağız? İşte 3'ün karesi artı 2 eksi y'nin karesi. Buradan işlem yapacağız. 1 artı 25 eksi 10 y artı y kare eşittir 9 artı 4 eksi 4 y artı 4. Sonra y kareyi unuttuk değil mi? Unuttuk. Buna şöyle yapacaktık. Evet okey. Y kareler gitti. O zaman burası 26 eksi 10 y Burası ne yapar? 13 4 y. Bunu buraya attık. 6 y. Bunu da buraya attık. 13 yaptı. O zaman y'si kaç geldi? 13 bölü 6 geldi diyebiliriz. Bu da 5. sorumuzun ve dersimizde son sorusuydu. Ve böylece 3. dersimizde tamamladık arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde bir doğru parçasının orantı olarak bölünmesinden bahsedeceğim. Bilginiz olsun. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.